Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konu Harvard Üniversitesi'nden sevgili Furkan Öztürk. Ee, öncelikle teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için, bugün burada bizle olduğun için. Ee, şimdi sözü özgür Bir de bir kendini tanıtır mısın? Sağ ol davetin için ben teşekkür ederim. Benim adım Furkan. 26 yaşındayım. Harvard Üniversitesi'nde doktoramı bitirmek üzereyim. Um, fizik, fizik bölümünde doktora yapıyorum Harvard'da. Daha önce de Bilkent'ten mezun oldum, 2018 yılında. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım o zaman. Ee, yurt dışında, klasik sorumuz, yurt dışında lisans üstü eğitimi için e, neden Avrupa'yı değil de Amerika'yı tercih ettin diye sormak istiyorum. Hmm, daha iyi çünkü okullar. Yani doktor eğitimi olarak da daha iyi, araştırma konusunda da daha iyi. Yani aradaki fark da açıkçası yakın değil yani. Hem işte Avrupa, yani kıta Avrupa'sındaki okullar hem de İngiltere'deki okulları dahil ederek söylüyorum buna. Bunların tabii birkaç sebebi var. Yani alandan alana da değişiyor tabii birazcık bu. Bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi mesela Avrupa'daki doktora sürelerinin özellikle İngiltere'de daha kısa olması mesela Amerika'dakilere göre. Onun için yeterince derin bir problemle uğraşıp onu çözebilecek kadar vakit olmuyor. Amerika'da daha yani uluslararası bir ortam da var doktora programlarında. Ya dünyadaki herkesin daha rahatlıkla katılabileceği programlar. Burs konularında da çok problem olmadığı için insanlar daha rahatlıkla gelebiliyorlar. Dolayısıyla daha fazla yetenekli insanı bir arada toplama potansiyeli oluyor bu programların. Onlardan dolayı yani etrafınızdaki insanlar da daha kaliteli oluyor. Yani sınıf arkadaşlarınız, beraber laboratuvarda çalıştığınız insanlar. Bir um, de daha çok çalışıyorlar Amerikalılar. Yani ben Avrupa'da da bulundum, Amerika'da da bulundum. Avrupa'da genellikle kültürde daha fazla şey var işte. Yani işte akşam insanlar akşam 5-6 olduğunda evlerine gidiyorlar. Hafta sonları laboratuvara gelmiyorlar. Amerika'da... Herkes istediği kadar çalışıyor, daha fazla çalışıyor ortalama olarak kesinlikle. Hı hı. Daha fazla çalışan da daha çok iş yapıyor. Hı hı. Aha. Peki Amerika'da iş hayat dengesini korumak bu yüzden daha zordur diyebilir miyiz acaba? Yani özel sektörde bunun kesin böyle olduğunu biliyorum ama e, akademi konusunda da böyle mi sence? Yani iş hayat dengesi diye bir şey yok yani öyle bir denge sen istersen sen kur... Yani den, dengeden neyi kastediyorsun? Mesela biraz işte çok fazla işte istatistik, fizik okudum. Çok da keyif alıyorum ama birazcık da denge sağlamak için arkadaşlarımla dışıp dışarı çıkayım diye bir şey yok yani. Hani onu istersen elbette yaptığın işin dışındaki işlerle uğraşabilirsin. Hayır o şekilde evet yani... E Tabii ki hobi olarak da sen çalıştığın şeyin senin hobin olmasının hı hı. E, yanı sıra bazen mesela benim duyduğum kadarıyla mesela diğer konuştuğum insanlarla e, özellikle eksperimental çalışanlarda bu daha çok yaşanıyor sanırım. E, haftalık mesela toplantıları oluyor. Bu toplantıya mesela belli bir alt e, output belli sayıda bir deney mesela yetiştirmeleri gerekiyor. E, bu yüzden çalışmaları gereken zamandan çok daha fazla çalışabiliyorlar. Gibi şeyler yaşanabiliyor. Ya çalışmaları gereken zaman ne? Bilmiyorum. Hani çalışmaları gereken zamandan daha fazla çalışıyorlar diyorsun ya. Ya mesela Avrupa'da haftada 40 saate yakın bir süre bu. Amerika i̇şte mesela o o çok arbitrary bir şey yani, anladın mı? Yani Hı. tamam mesela normalde senin işte yaptığın başka işlerde diyelim ki ya maaş bazında bir iş yapıyorsan bu olabilir tamam mı? Yani ben aldığım maaş kadar çalışırım diyorsun. Ama akademi öyle bir şey değil. Yani bilim yapmak öyle bir şey değil. Yani sonuçta bana para vermeseler de ben bu işi yapacaksam ben zaman sayamam ki yap iş yaparken. Ya ben hatta aksine şaşırıyorum yani ben hayatta en yapmak istediğim şeyi yapıyorum, bana üstüne para veriyorlar yani. <laughs> Anladım. Ya öyle bir denge yok. Yani o tamamen uydurma bir şey. Arbitrary bir şey. Yani arbitrary'nin Türkçesine rastgele yani şey keyfi keyfi yani şey değil. Onun yani hakkında bir kural olduğu için öyle değil. Ya elbette şu, şunu da diyebiliriz değil mi yani bazen de diyelim ki ben diyorum ki ben işte gezmeye gidiyorum hafta içi. Pazartesi günü, salı günü. Yani şey ben bugün laba gelmeyeceğim diyorum mesela veya gelmiyorum. Bunu diyebiliyor musun gerçekten? Tabii ki, tabii ki. Anladım. Arbitrary çünkü yani şeyde yok yani ben mesela işte bugün laboratuvara gideceğim, yarın laboratuvara gideceğim, pazartesi gitmeyebilirim. Who cares yani. Ya benim öyle peki bir doktorunun... hani bir şeyim yok yani. Denge anlayışım yok. Doktorunun peki son senelerine geldiğin için hatta son senesine geldiğin için mi böyle yoksa başladı böyle miydi sence? Benim öyle hep öyleydi. Yani lisanstayken de öyleydi. Ama tabii lisansta ve doktoranın başlarında şöyle bir kısıtlayıcı faktör var. Ders alıyorsunuz. Hı hı. Dersin belli bir vakti var. O derse o vakitte gitmeniz gerekiyor. O dersin belli işlerini yetiştirmeniz gerekiyor. Ama yani benim lisanstayken de öyleydi düzenim yani. Anladım. Hı hı. Tamam. Bu soruyu o zaman toparlayacak olursak. Özet olarak Amerika'daki okulların belli bir e, geleneği var zaten. Çok hı hı. Sayı, çok fazla ha, bu arada yani hı -hı. şunu da söylemek lazım Sena. Yani doktora yaparken özellikle fazla genellemeye de gitmemek gerekiyor. Yani şu okul buradan daha iyidir, şu ülke buradan daha iyidir diye. Çünkü doktora da önemli olan iki tane şey var. Bir tanesi kimlerle çalıştığınız. Yani grubunuzdaki çalışma arkadaşlarınız en önemlisi. Ondan sonra çalışma yaptığınız hocanız. Hı hı. Yani i̇kincisi de üzerine çalıştığınız problem, hangi soru üzerine çalışıyorsunuz. En önemli faktörler bunlar. Bundan bunun haricindeki faktörler birazcık daha az etkili. Hı -hı. Ondan dolayı yani dünyanın en iyi okulunda iki kişi kişiden bir tanesi çok iyi bir doktora deneyimi yaşarken diğeri çok kötü bir doktora deneyimi yaşayabilir. Doktora Hı -hı. yaptığı gruba uğraştığı probleme bağlı olarak. Ama bunlar. Yani onun olsa... için şey diyemeyiz, diyemeyiz yani. Bir yer diğerinden daha iyidir objektif olarak ve oraya gidersen kesinlikle daha kötü bir deneyim yaşarsın demek mümkün değil. Evet biraz kişisel bir deneyim. Haklısın. Anladım tamam. Teşekkürler. Hı hı. İkinci soruya geçiyorum o zaman. Tamam. Şu an üzerinde çalıştığın araştırma konumundan biraz bahsedebilir misin? Bahsedeyim. Ben şu an hayatın başlangıcı üzerinde çeşitli problemler üzerine uğraşıyorum. Yani yaptığım şey aslında işte dünyanın dört buçuk milyar 4 milyar yıl önceki koşullarındaki jeokimyasal um, ortamda, jeofiziksel ortamda hayat dediğimiz dengede olmayan um, işte bir bilgi üreten sistem nasıl ortaya çıktı? <laughs> um, bu sistemin ortaya çıkışındaki faktörler neler? ortaya çıkması için gerekli koşullar neler? Bu koşulları sağlayan başka yerler var mı? Ve özelinde de benim çalıştığım problem bu işte e, hayattaki ayna simetrisinin nasıl kırıldığı. Bu homokiralite deniyor bu e, özelliğe ve, ve bildiğimiz kadarıyla yaşayan yani canlı dediğimiz sistemlerin bir özelliği bu. Homokiralite problemi. Ve e, bu işte bize şunu söylüyor. Biz canlı sistemlere baktığımız zaman canlı sistemleri oluşturan biyokimyasal yapılar var. Hı hı. Bunlar işte şekerler, amino ve çeşitli DNA, RNA gibi ve proteinler gibi polimerler ve biz bu yapılara baktığımız zaman bunlarda bir özelliğin eksik olduğunu görüyoruz. Bu özellik de ayna simetrisi. Aa, bu ayna simetrisi olmak zorunda mı? Şöyle, kimyasal olarak bir sentez yapıyorsunuz mesela. Bir amino asit üretiyorsunuz. Hı hı. Amino asitin sağ elli ve sol elli kopyaları eşit düzeyde üretiliyor. Bir şeker üretiyorsunuz kimyasal ha, senteziyle. Yine aynı şekilde oluyor. Çünkü neden? Kimyasal etkileşimler temelde elektromanyetik etkileşimlere dayanıyorlar. Ve elektromanyetik etkileşimlerin yapısına baktığınız zaman... ...eğer fizikçiyseniz Lagrange'ine bakarsanız... E, ...bir kiral simetriyi kıran bir terimin olmadığını görürsünüz. Yani İşte... Dolayısıyla kimyasal etkileşimlerde prensipte e, bu simetrinin kırılmaması gerekiyor. Ancak canlıların sistemlerine baktığımız zaman, onların işte RNA'lerine baktığımız zaman, yapılarına baktığımızdan ...görüyoruz ki e, bu ayna simetrisine oluşturan sağ elli ve sol elli kopyalardan yalnızca bir tanesi kullanılıyor. Yani bir yerde e, bir simetri kırılması ortaya çıkmış ve bu simetri kırılması e, muhtemelen e, ki çok yüksek ihtimalle e, canlılığın oluşabilmesi için gerekli olan bir fiziksel simetri kırılması ki e, bu sistemden canlılık ortaya çıkabilmiş ve bu devam ettirilebilmiş ve korunmuş canlılarda ve çok universal bir özellik yani işte en küçük işte arkelerden ve bakterilerden insanlara kadar ki bütün canlılarda biz bu özelliği aynı şekilde görüyoruz. Ee, ve muhtemelen başka bir yerde yaşam bulduğumuzda bulursak da muhtemelen onların homokiral olduğunu bulacağız. Anladım. Benim üzerine çalıştığım problem de bunun neden olduğu. Hangi simetri, simetri kılmasına neyin neden olduğu. Hangi fiziksel faktörlerin buna sebep olduğu. Anladım. Gerçekten ilgi çekici ve interdisipliner bir... Ee, ...çalışma var o zaman... ...peki hangi metotları kullanıyorsun... ...yani sen çalışma yaparken... ...çünkü tamam. dediğin... Yani ...bir sürü e, aspekti var... ...çalışmanın... Hı. ...tahmin ediyorum ki... ...evet ya ben işte bu işin... ...çeşitli şeyleriyle uğraştım... ...yani... E, ...kısımlarıyla uğraştım... ...ya tahmin edebileceğin üzere bu... ...çok fazla kişinin dünyada şu an... ...üzerine düşündüğü bir problem değil... ...çok e, niş bir problem... ...çok eski bir problem aslında yani... Bu problem şu an ne bileyim, kuantum mekaniğinden daha eski bir problem mesela. Hı hı. Aa, i̇şte bin, 1848'de mesela ilk kiral moleküller ortaya çıkıyor Pasteur tarafından. 1890'lara doğru da bu canlı sistemlerin homokiral yapılar oluşturduğunu görüyorlar. Dolayısıyla yani ne kadar yapıyor işte 130 yıllık falan bir problem. Ama yani çok fazla şey denenmiş olmasına rağmen üzerinde çok ilerleme kat edilememiş bir problem. Benim de uğraşmak istediğim sebeplerinden bir tanesi oydu. Hı hı. Ve çok büyük bir problem. Yani biyolojideki en büyük birkaç problemden bir tanesi. Dolayısıyla çok standart bir metotla bu probleme yaklaşmanız mümkün değil. Hı hı. Ben bu işin biraz teorisiyle uğraştım. Yani bunu jeokimyasal bir yapıya nasıl oturturuz? Hı, aynen ve, bunu merak ediyordum aslında. Evet ve bunu işte ıı, ya birkaç tane kısmı var bu işin. Hı hı. Senin de söylediğin gibi. Bir tanesi bir fiziksel etki bu simetriyi kıracaksa bu fiziksel etkinin yapısı ne? Tamatiksel yapısı ne? Yani çok, sonuçta fiziksel ıı, olarak biz işte simetriyi kıran sistemlerin nasıl işlediğini bazılarını biliyoruz. işte Mesela hı hı. polarize ışık. Mesela işte zayıf etkileşimler değil mi? Weak nuclear force dediğimiz şeylerin Lagrangian'ine baktığınız zaman orada işte şey var. Kiral bir simetrinin kırıldığını görüyorsunuz. Bu tarz aa, mesela teorik olarak yani bu hangi fiziksel etkileşim üzerine düşünüyorsak bunu öncelikle matematiksel yapısına ve matematiksel yapı kimyaya nasıl bağlanıyor? Hı hı. Çünkü bu da çok önemli yani sizin herhangi bir etkileşim bulmanız yetmiyor. Bunu şey nasıl oturtacaksınız? Prebiyotik kimyaya, yaşam öncesi kimyayı nasıl bağlayacaksınız? Ben bu kısmıyla uğraştım. İşte bunun jeofizik kısmı var. Jeofizik kısmında şu. Bunu sağlayacak dünyadaki koşullar nelerdi? Var mıydı? Nasıl oluştular? Ve bunlara acaba ulaşabilir miyiz? Hı hı. Jeolojik kayıtta. Bu yani diğer bir kısmı ve elbette bunun deneysel kısmı da şey. Bunu laboratuvarda deneyebilir miyiz? <laughs> Çünkü eğer bunu laboratuvarda denemiyorsanız fikriniz beş para etmez. <laughs> um, onun için ben asıl olarak bunun deneyleriyle ilgiliyim. <laughs> um, ve işte laboratuvar ortamında öne sürdüğüm, öncelikle bir perspektif şeklinde teorik altyapısını ortaya çıkardığım fikrin Deneysel olarak da laboratuvar test edilebilmesi için de çalışıyor. Anladım. Hı -hı. Teşekkür ediyorum. Hı -hı. Peki şeyi merak ediyorum. Ee, sen doktora başladığında sanıyorum ki e, solid state fizik alanında çalışıyordun ilk iki sene. Hı, AMO, AMO. Atomic ha. physics. Ha, tamam. Ee, peki sonrasında neden çalışma alanını değiştirdin? Ve çalışma Hı -hı. alanını bu kadar e, kimya ve biyoloji ee, içeren bir e, konu seçtiğinde de nasıl zorluklarla karşılaştın? Ekstra dersler alman gerekti mi? Ya da grubundaki diğer insanlara mesela e, yetişebilmek Hı. için mi diyeyim, araya kapatabilmek için ya da belki de bilmiyorum, İstanbul'dan beri bu işi e, bu işle uğraşanlar varsa e, senin için nasıl zorluklar oldu yani ve neden böyle bir karar aldın? Onu merak ediyorum. Hmm, şöyle yani öncelikle o geçiş sandığın kadar zor olmadı. Yani benim uğraştığım işler açıkçası ben yani bizim alanda biyoloji hiç yok zaten. Hı hı. Aa, hayatın başlangıcı problemin biyoloji problemi değil zaten. Çünkü biyolojinin öncesine dair bir şeyler anlamak istediğimiz için. Hı hı. Aa, hayatın başlangıcı problemi jeofizik problemi organik kimya problemi en başta. Aa, ve işte sonrasında da işte... Gezegen bilimi, fizik, astronomi gibi şeyler var bunun içinde. Benim uğraştığım problem ise bunlar çok daha az. Benim uğraştığım problem çok daha fazla fizik problemi. <laughs> Benim doktora problemimde, doktora konumda değişiklik yapmamın birçok sebebi oldu. Bunların işte başında gelen şey yani ben uğraştığım problemin gerçek bir problem olmasını çok istiyordum yani bundan neyi kastediyorum yani fizikte şeyi çok görürsünüz bütün bilimlerde insanlar önce problemi icat ederler sonra onlar kendileri icat ettikleri problemi çözerler yani tabiatta Aslında öyle bir problem yoktur Senketik evet. bir sistem tasavvur edersiniz ve o tasavvur ettiğiniz sistemi sonrasında laboratuvar ortamında gösterirsiniz ve bunun adı da bilim olur yani ki bu bilimdir Aa, ama ba bana kalırsa ilginç ve ilgi çekici bir bilim yapma şekli bu değil yani. Aa, benim için ilginç bilim yapma şekli yani soruyla başlıyor. Yani biz neyi anlamıyoruz ve bunu neden anlamıyoruz ve nasıl anlayabiliriz? Ben o şekilde bilim yapmayı seviyorum. Aa, aksi halde beni motive eden bir işi olmuyor kısmı. Aa, ve yaratıcı bir iş yapmak istiyorum. Hı hı. Yani işte ne bileyim. Many body physics'e baktığınızda zaman mesela benim daha önce uğraştığım işlerde işte atomik fizik ve işte yoğun madde fiziğinin karışımı olan bir alanda uğraşıyordum ben. Um, o alanda benim uğraştığım projenin açıkçası çok yaratıcı bir kısmı yoktu. Teknik olarak çok ağırlıklı bir kısmı vardı. Um, yani örnek vermek gerekirse mesela ...teorik olarak göreceğimizi çok iyi bildiğimiz... ...bir sistemi görmeye çalışıyorduk. Hı hı. Um, bu elbette şey olabilir... ...yani diyebilirsiniz ki... ...elbette bunun gösterilmesi lazım. Yani ne kadar bunu biliyor olsak bile. Um, ancak şey değil yani... ...bu beni en çok motive eden ve... ...böyle geceleri uyandıran... ...benim sürekli düşünmemi sağlayan... ...yaratıcı bir... ...yaratıcı potansiyelimi ortaya koyabileceğim... ...bir soru değil... Bununla ilgili mesela kendime ait şeylerim oldu. Nedir o? Ya onu yapmak istemediğimi fark ettim. Elbette bunu başlangıçta o kadar ayırdığına varamamıştım. Hı hı. Ve işte deneyin gidişatı ile ilgili çeşitli anlaşmazlıklarım oldu. çalıştığım insanlarla, özellikle de hocamla. Yani onun yapmak istediği şey mesela şeydi yani işte. E ne yaparsan yap. Nature'da basılıyorsa problem değil diyordu mesela. Veya yani science'da basılıyorsa. Ben de o şekilde bilim yapmıyorum. That's not how we do science here. Yani, <laughs> um, yani benim motivasyonum bir dergide bir yayının basılabilmesi değil yani. <laughs> Bana kalırsa o şey yani. Şu an burada kullanmak istemediğim bir kelime var. O yani. Uh, tatmin. hı. <laughs> ama gerçek bilim yapma şekli değil. Dolayısıyla ben de onlardan dolayı problem uğraştığım problemi değiştirmek istedim. Ha bu problemi daha önce epeyce çalışmak istediğim bir problemdi. Ancak şöyle bir problem olmuştu benim benim açımdan. Ya ben işte hayatın başlangıcını çalışmak istediğimde lisans yıllarındayken hatta işte Harvard'a geldiğimde staj yapmak için. Burada işte hayatın başlangıcı üzerine çalışan bir teorik fizikçi vardı. İşte şey yapıyordu yani dengede olmayan sistemlerin istatistik fiziğini çalışıyordu. Hı <laughs> hı. MIT'de. Ben o adamla işte bir randevu ayarlamıştım. O zaman üçüncü sınıftaydım lisansta. Onunla konuştum. Ve hani yaptığı şeyler çok açıkçası kafama yatmadı. Yani benim benim yaklaştığım açıdan yaklaşmıyordu problemi ama o zamanda da şeyin çok ayırdığında olmadığım için bu alanda gerçekten ciddi çalışan insanlar nasıl çalışıyorlar, neleri üzerine çalışıyorlar. Herhalde yani çalışan insanlar bunları yapıyor diye ıı, düşünmüştüm o zaman. Ve kendisi de fizikçi olduğu için ve ben de o problem üzerine çalışmak istediğim için bana çok şey gelmişti. Cazip gelmişti onun üzerine çalışma. Ancak ben sonra doktoraya başladığım zaman ıı, o adamı şeyden kovdular. Nedir o? MIT'den ıı, tenir alamadı. Hmm. Sonra başka bir yere gitmek zorunda kaldı. Aa, benim de o zaman hani şeyim olmuştu. Yani herhalde yani bir fizikçi olarak şu an bu alan çalışılabilmek için çok da hazır bir alan değil. Yani benim işte çalışmak istediğim hoca da ayrıldığı için ben o zaman birazcık daha yani ortodoks fizik yapan bir daha önce de çalıştığım konuların benzerinde bir konunun çalışıldığı bir laboratuvara gireyim diye işte staj yaptığım laboratuvarda devam etme kararı aldım. Hı hı. Ee, ama işte şey oluyor yani bu sizin aklınızda kalıyor. Yani bir yerlerde kalıyor. E, çünkü şey sizi içten içe merak ettiriyor. Yani o soruyu merak ediyorsanız gerçekten ve o soru sizin ilginizi çekiyorsa onu kafanızdan atmanız çok kolay değil. Başka bir araştırma yapsanız da ben şey diye düşünüyordum hani atomik fizikle uğraşırken ben çok fazla işte Teknik beceriye sahibim ve birçok deneyi kurmayı biliyorum. İşte bunların arasında ne bileyim spektroskopik deneyler ne bileyim. Çoğunlukla işte lazerlerin olduğu optik deneyler kurmayı biliyorum. Ben acaba bunları kullanarak bu probleme yaklaşabilir miyim? Doktoramdan sonra diye düşünüyordum hani post doktora seviyesinde. Hı hı. Ama sonra şey diye düşündüm yani... Yani eğer bir problem eninde sonunda uğraşacaksak ve ona karar verdiysem, karar vermediysen ayrı ama karar verdiysem bir an önce ona başlamak doktora seviyesindeyken daha iyi olur diye düşündüm. Ve sonrasında da işte bu kafama yatmayan şeyler olunca bir hani arayışım oldu ve baya şanslı şeylerle birlikte de işte şu an çalıştığım hocayla çalışma fırsatım oldu. O da tam olarak benim yaklaştığım açıdan yaklaşıyor probleme ve kafamız çok iyi. Ondan dolayı da çok iyi bir Uyumumuz oldu ve çok da çok büyük ilerleme kat ettik Yani özellikle geçen sene benim hayatımdaki en üretken yıl oldu yaratıcılık olarak. Öyle. Anladım. Teşekkür ederim. Şu Hı -hı. an memnun olmam çok güzel. Diğer soruya geçiyorum. Hı -hı. Sence doktora yapmanın dışarıdan görünmeyen en zor yanları neler? Ee, yani dışarıdan görmeyenlerken aslında şunu kastediyorum ee, çok da konuşulmayan belki. De hepimiz işte Hı -hı. çok çalışıldığını vesaire biliyoruz ama senin için Hı -hı. en zor yanları e, neler oldu ve bunların içinde evet. de e, sence kimler lisanstan sonra acaba Hı -hı. master yapsa daha iyi olur doktoradan önce yani Hı -hı. yoksa e, kimler için direkt doktoraya başlamak daha iyi olabilir? Hı -hı 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 -hı. Bu sormak istiyorum. Şöyle, yani doktoranın kolay hiçbir yanı yok ki. Aa, çok zor yani. Doktora çok zor. Ama şöyle ki, şeyi sorduğun için diyorum, hani çok fazla dillendirilmeyen zorluklarını sorduğun için birkaç tane şey söyleyeyim. Yani şey zaten tahmin edebiliyorsunuz işte, yeni bir şey bulmak üzere bir iş yapıyorsunuz. Yani yaratıcı bir faaliyet yapıyorsunuz, o zaten başlı başına zor değil mi? Yani fizik zor. İşte ne, neyle uğraşıyorsanız o zor. <laughs> yani yeni bir iş yapıyorsanız, yeni bir fikir üretmeye çalışıyorsanız o zor bir iş zaten. Çok çalışmanız gerekiyor. işte çok dirençli olmanız gerekiyor. Ama dışarıdan daha az görünen, en azından lisanstayken pek gözükmeyen kısımlarından bir tanesi şey mesela. Doktoranın çok daha belirsiz, kişisel ve... Kaotik bir anlamda yani Aa, bir böyle şey olması, süreç olmasın. Um, yani lisans çok belirli bir süreç. Mesela lisansta alman gereken dersler var, derslere giriyorsun, ödev veriyorlar, yapıyorsun ve bitiyor. <laughs> Bu kadar. Yani lisansta çok fazla böyle mystery yani şey yok, böyle random variable yok yani Şimdi rastgele değişen şeyler çok fazla yok. Kitaplar belli zaten. Yani işte alacağınız derslerin kitapları belli. Dersler belli zaten. Um, aşağı yukarı herkes aynı sürede bitiriyor. Aşağı yukarı herkes aynı dersleri alıyor. Uh, ve şey oluyor yani çok belirli ve şey bir süreç. Nedir o? Um, tahmin edilebilir yani. Hı hı. Predictable bir süreç. Uh, doktora onun tam aksi. Yani doktora da Herkesin farklı bir izlediği yol oluyor ve bu izlediğiniz yolu siz aç açıyorsunuz. Yani o izlediğiniz yolun da aslında şeyi yok. Hani tamam herkesin gittiği farklı bir yol var ama açılmış bir yoldan gitmiyorsunuz yine. Hani kendiniz bir yol buluyorsunuz, bir problem buluyorsunuz. Bu problem zaten bunu seçmek başlı başına zor bir şey. Bu problemi ilerletiyorsunuz. Ne yapabileceksiniz mesela onu kestirebilmek ha, güç. İşte şeyi anlamak güç. Yani ...ilginç problemler neler? İlginç problemler arasında benim çözebileceğim... ...yani benim yaklaşım getirebileceğim... ...benim bir katkı sunabileceğim... ...problemler neler? Sonra ben bu problemi çözebilirim belki... ...bu problem başta da ilginç de gözükebilir... ...ama çözüldüğü zaman... ...çok ilginç olmadığı da ortaya çıkabilir. Ve kimsenin umurunda olmayabilir. Yani bunu kestirebilmek... ...öncesinde neredeyse imkansız. Dolayısıyla şey yapıyorsunuz aslında... ...kumar oynuyorsunuz. Yani iyi olabileceğini tahmin ettiğiniz ve de eğer şanslıysanız çok sevdiğiniz bir problem üzerine uğraşıyorsunuz ama sonucunu bilmiyorsunuz. Yaptığınız deney hiçbir zaman çalışmayabilir. Ve deneyiniz çalışmazsa game over yani sizin açınızdan çok kötü bir haber. Dolayısıyla bu belirsizlikle yaşamak zorundasınız. <laughs> ve motivasyonunuzu kaybetmemeniz lazım bu belirsizlik ortamında. Yani işte herkes şey yapabilir yani bir kitabı alıp ne bileyim o kitabın işte arkasındaki problemleri çözüp şey yapabilir. Aa, zaten çözümü yani o kitaptaysa zaten muhtemelen çözümü de vardır dersiniz yani. Ama doktora da işte 5 sene 6 sene bir problem üzerine uğraşacaksınız. Ve onun sonunda onun çalışıp çalışmayacağı bile belli değil. Çalışsa da ne kadar önemli ve ne kadar kaydeder değer bir şey çıkacağı da belli değil ama siz yine de onu yapmak ve bütün enerjinizi ona vermek zorundasınız. Hı hı. Bana kalırsa en zor yanı bu. Um, ve elbette şey yine senin sorduğun soruya um, binayen şey de zor. Yani doktora da bir ekiple çalışıyorsunuz, bir en azından hocanızla um, ve işte birazcık da büyük bir deney yapıyorsanız benim işte ilk çalıştığım şey gibi 2 3 tane de yanınızda laboratuvar arkadaşınızla birlikte çalışıyorsunuz. Bunların doktoranıza etkisi muazzam boyutlarda. Hı -hı. Ve dolayısıyla onlarla uyumunuzun önemi çok fazla a rol oynuyor doktoranızın nasıl gideceğinde İnsanların bunu tamamen ignore ettiğini düşünüyorum. A İnsanların doktora'yı seçerken ki birinci motivasyonu çoğunlukla şey oluyor. Hocalarının ne kadar meşhur insanlar olduğu oluyor. Aa, ama hocalarının ne kadar iyi mentor olduğu ve hocalarının onlara ne kadar iyi bir guidance vereceği, ne kadar iyi bir problem seçtikleri beraber ve çalıştıkları insanların onlara ne kadar şey öğretebileceğini tamamen ignor ediyorlar. Aa, göz ardı. Biraz edin. şans işi gerçekten. Şans faktörü kesinlikle var ama şans faktörü olmayan şeyler de çok fazla. Hı hı. Ben da, yani şans zaten her zaman değil mi? Şansın etkisi var. Çünkü hı hı. her şeyi kestiremiyorsunuz ama şey de çok fazla yani başlangıçtaki işte lisanstan çıkmış bir insanın a, bakış açısı bence çok yanlış oluyor. doktora da bir şey seçerken. Hı hı. Ya en havalı görünecek kısa vadede en havalı görünecek hocayla çalışmak için hı hı. mesela bir düşünce içine giriyorlar veya en havalı problem ama tamamen kısa vadede. Peki Aa, sen ne önerirsin? Ee, bu az önceki soruyla da biraz ilgili oldu ama hı. o zaman mesela lisans öğrencileri yeni mezun olmuş ya da mezun olmak üzere olan insanlar problemleri neye göre seçmeliler? Ya da çalışacakları alanı nasıl seçebilirler? Ne kadar ama biraz deneme veriyor. yanılma gibi geliyor. açıkçası. Aşk yani. Aşık olduğunuz alanı bulmanız lazım. Bunu da deneme, deneme yanılma aynı bulabilirim. Evet deneme yanılmanın şeyi var. Ben hani belki de görmüşsündür. Hani YouTube kanalımda şeyden bahsediyorum. İşte araştırma deneyiminin öneminden ve işte lisansta belki de <laughs> staj yapmanın döneminden bahsediyorum. Onun sebeplerinden bir tanesi de çalıştığınız konunun gerçekten içine girmek yani. Ve onu deneyimlemekten dolayı. Kesinlikle. Deneme yanılma kesinlikle çok çok önemli. Okumak çok önemli. Evet. Yani işte insanlar neler çalışıyorlar ve insanlarla konuşmak çok önemli. En, bana kalırsa en önemlisi o. Çünkü um, deneyim deneyim elbette. Uh, deneyimin şöyle bir problemi var. Ufak bir problem bu. Lisans öncesi, doktora öncesi yaptığınız deneyimler hep kısa süreli deneyimler. 2-3 aylık deneyimler ve yani öyle olmak zorunda olduğu için öyleler. Uh, ama 2-3 ayda bazen belli şeyler şey olabiliyor. E, halı altına süpürülebiliyor. Ve siz gerçek bir deneyim elde edemeyebilip e, gördüğünüz şeyin yanılgısına da kapılabilirsiniz o kısa vadede. Hani böyle şey. Bazen başlangıcı çok heyecan verici olan ama aslında sürecin gerçeğini yansıtmayan şeyler vardır ya. Hı hı. Onları yaşayabilirsiniz. E, elbette bu sizi şey yapmasın yani. O zaman niye staj yapıyoruz değil. Elbette ki. Hiç yapmamaktan daha iyi olabilir mi yani? Hı hı. Kesinlikle daha iyi ama onun bilincinde de olmak lazım. Hı hı. Um, ve şeyi insanlarla konuşmak lazım farklı iş yapan insanlarla. Ki şeyi anlayın yani bir insan bir iş üzerine 5 sene 10 sene çalışıyorsa o alanla ilgili epeyce bir şey biliyordur. Ve o alanla ilgili bildiği şeyler de muhtemelen o alanda böyle tanıtımı yapılan... Hani böyle şey reklam figürü olarak gösterilen şeyler değildir. Hani gerçekten insanların uğraştığı problemlerin ciddiyetini, işte insanların uğraştığı problemlerin gelecek vaat edip vaat etmediğini, yöntemlerin neler olduğunu, nasıl bir şeyin onları beklediğini muhtemelen onlardan daha iyi öğrenirsiniz. Onun için böyle şey yapın yani, insanlarla muhabbet edin. Eğer çalışmak istediğiniz bir alan varsa mesela, ilginizi çekiyorsa, kulağa hoş geliyorsa, o alanda çalışan insanları bulun, arkadaşlık kurun, sohbet edin, onlardan bir şeyler öğrenin. Hı hı. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani. Ha, şey söyledin, yüksek lisansla ilgili sorun. Evet. O da şöyle, ben yüksek lisans sisteminin kötü bir sistem olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Ama çok, yani şöyle, ikisinin arasında da belli farklılıklar var işte, direkt doktoraya başlamak ve yüksek lisans yapmak avantajları ve dezavantajları var ikisinin de. Biri diğerine bence çok üstün iki sistem değil bunlar. Şimdi yüksek lisans yapmanın doktora yapmaktan farkı ne? Yüksek lisans yaptığınız zaman iki senelik bir şeyiniz var değil hı hı. mi? Süreciniz var veya işte maksimum üç senelik. Bir ile üç sene arasındaki bir süreçten bahsediyoruz. Bir şey bir ile üç sene arasında yapmakla altı sene arasında yapmak arasında fark var. Um... Ve şeyi anlayabilirsiniz mesela. İki sene araştırma yaptıktan sonra araştırma yapmanın size göre olmadığını anlayabilirsiniz. Ve sonrasında başka bir işe yönelebilirsiniz. Ve bu hı hı. sizin için çok önemli bir um, farkındalık süreci olur. Yani şu çok fazla oluyor. Harvard'da mesela bunu söyleyebilirim. Doktoraya başlayıp işte ikinci, üçüncü senesinde aslında doktora yapmak istemediğini fark eden çok fazla insan var. Ve bunlar için aslında yüksek lisans sistemi çok iyi bir sistem olabilirdi. Hı hı. Çünkü araştırma yaptıktan sonra iki senede bir şeyler anlayabilirsiniz. Gerçek bir araştırma. Yani yayın da yaparsınız. Hı hı. Onun için şeyi eğer tam emin değilseniz yani çalışmak istediğiniz konudan çok fazla emin değilseniz Um, bu arada çalışmak istediğiniz konuyu doktorada da değiştirebilirsiniz benim yaptığım gibi. Sonrasında da değiştirebilirsiniz. Hoca olduktan sonra da değiştirebilirsiniz. Bunun hiçbir şeyi yok. Sınırlaması yok. Onun için şey diye de düşünmeyin yani. Ben hani doktora da başladığım konuyu hayatım boyunca yapacağım diye düşünmeyin ama sonuçta 6 sene en azından yapacağınız için en azından o süreç içinde emin olmanız lazım. Hani en azından 6 senelik bir şeyiniz varsa ne bileyim sevginiz o, o o önemli. Hani hı hı. ondan emin değilseniz ve ıı, araştırma yapmak isteyip istemediğinizden emin değilseniz veya şey diye düşünüyorsanız ya ben istiyorum şu an ama henüz de çok fazla bir deneyimim olmadı, istememe ihtimalimi de kendimde görüyorum. Onun için ben bu hani şeye başlamadan önce bir iki senelik mesela yüksek lisans yapayım diyebilirsiniz. Bu ıı, gayet iyi bir fikir. Hı hı. Ama o zaman şöyle bir şey oluyor. Iı, Amerika'da yüksek lisans neredeyse yok. Hı -hı. Yani eğer öyle yapacaksanız ya Avrupa. Türkiye'de devam edeceksiniz ya da Avrupa'da devam edeceksiniz. Hı -hı. Peki şey yapanları duydum. Yani bu bir efsane mi? Ee, doktoraya kabul aldıktan sonra devam etmek Hı -hı. istemediklerini fark edince... Çeksen sistemasını alıp ayrılma olayı. Evet evet o var. O zaten var yani. Amerika'daki doktora sistemlerinin hepsinde var bu. Hı -hı. Ee, ama hani şey oluyor o zaman. Doktoradan Hı -hı. ayrılmış gibi Hı -hı. oluyorsunuz. Hı -hı. Yani o, kendinizi çok iyi hissetmiyorsunuz onu yaparken. Hı hı. Zaten yüksek akademik kariyeri tamamen çöpe atmış oluyorsunuz doktor Evet yani onu şey olarak görüyor insanlar bir başarısızlık olarak görüyorlar. Hı hı. Ve onu yapan insanlar da ya birkaç sebepten dolayı bunu yapıyorlar aslında. O çok yaygın bir şey değil. Bir tanesi şey işte doktora yeterlik sınavını geçemeyen insanları okuldan atıyorlar. Hı hı. Onlar da okuldan atıldım dememek için ben hı hı. yüksek lisans yaptım MIT'den diyor mesela. MIT'de yüksek lisans yapılmıyor yani. <laughs> ve Harvard'da yüksek lisans yapılmıyor. Yani çok çok az programda bazı yerlerde böyle işte para verip girdiğiniz yüksek lisans <laughs> programları var. Bunu tamam yani onu biliyoruz. Ama yani yüksek, fizikte yüksek lisans yaptım diye çok yok yani. Eğer onu biri diyorsa size muhtemelen şeydir yani. Aa, doktora yeterlik sınavını geçemediği için okuldan ayrılmak zorunda kaldığı için yapmıştım. Iııı. Bu arada bunu şey olarak da söylemiyorum yani. Bunu bu, bu da yapılabilir yani. Yani hı hı. şey işte başka bir aklınıza fikir gelmiştir. Gider şirket kurarsınız. Çok da iyi işler yapabilirsiniz. Yani bu hani illa kötü olacak bir yol değil ama eğer mesela akademik bir iş yapmak istiyorsanız e, yüksek lisanstan sonra doktoraya devam etmemek ile doktoraya başlayıp doktoranızı yarıda bırakıp yüksek lisans ayrılmak arasında psikolojik olarak çok büyük fark var. <laughs> evet. Onun için hani şey diye düşünmek bence çok mantıklı değil. Ya ben Amerika'da doktorayı kabul aldım. Ama doktora yapmak da çok emin değilim. Eğer istemezsem ayrılırım. Bana kalırsa çok şey değil. Çok makul değil yani. Evet. Yani bu düşünceyle başlanmamalı kesinlikle. Bence <laughs> bence değil yani. Evet katılıyorum. Teşekkür ederim. Diğer soruya geçelim. Let's evet. go. PhD sonrası senin planların neler? Bittikten sonra ABD'de kalmak istiyor musun? Kalacak kadar sevdin mi Amerika'yı? Hayatını orada devam etmek istiyor musun? Neden? Hı hı. Um, doktoradan sonraki planlarım şu an uğraşmak istediğim problemler var. O problemler üzerine uğraşmak istiyorum. Um, Onlardan dolayı da çok heyecanlıyım açıkçası. bu Problemler üzerine uğraşmak için. Um, şu an işte şey yapacağım yani um, fakülte ve postak başvuruları yapacağım. Sen um, şimdi bu Haziran'da mı mezun oluyorsun diye? Yani yok. Da, ben ya ben işte bu. Ya sen mesela dördüncü sınıfta mısın? Evet. İşte biz aynı anda başvuru yapacağız o zaman. Çünkü sen doktora başvuru Aralık'ta. Ha dördüncü sınıftasın doğru hı hı. şey aa, dolayısıyla Aralık'ta bitirdin zaten sen aa, ben işte Önemli, bu önümüzdeki yani. önümüzdeki Aralık gibi genellikle başvurular şey oluyor hı. ben de o zaman başvurularımı yapacağım aa, ya benim doktoram aslında teknik olarak bitti gibi aa, ama hı. şey sonuçta bir sonraki başvuru dönemiyle kısıtlı olduğumuz için savunmamı hani mesela... yaptın mı yani yok savunmamı yapmadım şöyle ben bu Mayıs'ta yapmayı planlıyordum aa, hı hı. savunmamı. Ama onu yapmayacağım. Sebebi de şu. Ben bu Mayıs'ta bitirsem bile doktoramı bir sonraki hani Kasım, Aralık'ta başvurup sonraki Eylül'de başlayabileceğim için şu andan bitirmemin bir manası olmuyor. Anladım. Ee, onun için ben de şey diye düşündüm. Yani başvurularımı yapayım. başvurularından sonraki sezonda mezun olayım. <laughs> mezun olduktan birkaç ay sonra da yeni şeyime başlarım diye düşünüyorum. Onun için bir de önümüzdeki 2024 Mayıs'ında mezun olacağım. Anladım. Ama teknik olarak yani um, hani şeyim bitti gibi. Um, işte şey yani bir tane okuldan bana şey teklifi oldu. Um, nedir o? Fakülte üyeli, profesörlük teklifi oldu. Onu değerlendiriyorum. Hı hı. Um, onun mesela. dışı um, nereden olduğunu söylemeyeyim şu an tamam. <laughs> um, çünkü şey yani biraz şeyde bir süreç yani tamam kesinleşmiş bir şey değil. Ama işte şey, fakülte başvuruları yapacağım. Fakülte yani postak yapıp yapmak yani yapıp yapmamama gerek postak yapmama gerek olup olmadığına karar vereceğim. Hı hı. Um, muhtemelen postak başvuruları da yapacağım. Yani bu işte fellowship denilen programlar oluyor. Hı hı. Um, bunlar işte şey oluyor. Postak yapıyorsunuz ama bir hocayla çalışmıyorsunuz sizin aslında kendi araştırma yapmanız için size verilen bir paranız oluyor. Dolayısıyla <laughs> bağımsız olarak bir araştırma problemi üzerine çalışabiliyorsunuz. Bunlara işte postak fellowshipleri deniyor. Bunların çeşitli işte kuruluşlar bu tarz şeyler veriyorlar. Bayağı da hani prestijli bir postak yapma biçimi. Şeyde de çok katkısı oluyor fakülte başvurularında. Dolayısıyla ben işte hem fakülte başvuruları hem de postak fellowshiplerine başvuracağım. Duruma göre işte fakülte ne devam etmek istersem gelecek kabullere veya reddlere göre hı hı. Ve işte ona göre ya fakülte ya posta devam edeceğim hı hı. ama çok mühim değil ya yani beni ilgilendiren şeyler ne üzerine çalışacağım yani, yani hangi problem üzerine düşünmek istediğim hı hı. Yani şu an ona karar verdim onun için kafam rahat yani bir sonraki şeyim biliyorum anladım Aa, uğraş ama yani ülke beynimin... olarak yani Amerika'da devam mı etmek istiyorsun onu tamamladım evet. Evet evet. Amerika'da Başka bir yere etmek... başvurmayacaksın yani. Efendim? Başka bir yere başvurmayacaksın yani. Birkaç yere daha başvuracağım ya. Yani benim çalıştığım birkaç insan var. Hı -hı. Aa, i̇şte İngiltere'de. Hı -hı. Onlar mesela şeyi başvurmamı tavsiye ettiler yani onların çalıştığı yere ve orada da çok Anladım. önemli bir kominte var. Yani Origin of Life komintesi küçük bir kominte. Ben de şeyi takip ediyorum yani. Beraber çalışma yaptığım insanların ayak izlerini takip ediyorum hı hı. çünkü hı. onlarla birlikte olmak istiyorum hı hı. beraber ölen yemeğinde onlarla problemler üzerine konuşmak istiyorum <laughs> ee, onun için onları takip ediyorum yani ee, şeyi takip etmiyorum ülkeyi takip etmiyorum ama büyük ölçüde de Amerika'da var. birkaç tane İngiltere'de var hı hı. İşte İsrail'de var birkaç tane ben ee, için ülkenin çok bir önemi yok gibi o zaman anladığım kadarıyla yani şöyle yani var ama hani şey değil birinci kıstas değil Hı hı. Ülkenin önemi niye var? Ya ben Amerika'yı çok seviyorum mesela. Burada yaşamak çok keyifli bana kalırsın. Hı hı. Ve çok rahat. Yani burada um, düzenim de var birincisi. Uh, ama onun dışında da rahatlık var yani Amerika'da. Hı hı. Uh, Avrupa'daki mesela benim hissettiğim şeyler... Yani bu racism olayları falan da Türklere karşı yok. Hı hı. O açıdan da kendinizi rahat ediyorsunuz. Um, o da mesela kötü bir şey yani Avrupa'da var bu yani kimse evet, bunu, abi. şey yapamaz reddedemez yani <laughs> Aa, onun onun için de ben de şey diyorum yani eğer beni Türk olduğum için sevmeyecekseniz benim şeyimi de alamazsınız yani yaratıcı beynimi hak etmiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Öyle yani onun Hı -hı. için Amerika güzel bir yer bana kalırsa. Burada da çok iyi araştırma kuruluşları var. Başka yerlerde de var. Ama asıl öncelikli planım Amerika'da kalmak. sorunun uz çok uzattım. <laughs> Anladım. Teşekkür ederim. Hı -hı. Zamanımız azalıyor. Diğer soruya geçeyim. Ee, Bilkent fizik hakkında konuşmak istiyorum. Tabii. Bilkent fizik eğitimi... Sen Boğaziçi'ndensin değil mi? Evet, bal. Bu... Tamam. Bilkent fizik eğitimi seni doktora sürecine nasıl hazırladı? Hı -hı. Burada hem iyi olan yanlarını merak ediyorum, hem de eksik gördüğün yanlarını merak ediyorum. Eğer varsa tabii. Hı -hı. Bir de şunu merak Var ediyorum. Tabi, olmaz olur mu? <laughs> Bilmiyorum. Sen Bilkent'le alakalı videolarını izlediğimde, Hı -hı. yani genelde çok memnun olduğunu biliyorum. Hı -hı. Çok i̇şte. memnunum, doğru, doğru, Hı -hı. çok memnunum. Bilken'den Harvard'daki bilkent de, de Türkiye'nin en iyi okullarından birisi. Harvard da dünyanın en iyi okullarından birisi. Hı -hı. Buradaki aradaki gelenek farklarından sen oraya gidince mesela neye şaşırdın e, eğitimsel olarak, akademik olarak? Hı -hı. E, farklı bulduğun e, yöntemler, insanların iletişime şekilleri olur, araştırma yaparken kullanan metotlar olur. Bu tarz şeyleri merak ediyorum. Hı -hı. Um, şöyle... Bilkent'in ben aldığım eğitimden dolayı çok memnunum. Hı hı. Yani fizik eğitiminden dolayı ki lisansta da öncelikli şey zaten fizik eğitimi yani hı hı. yani aldığınız derslerde temel bilgilerin ne kadar iyi öğrendiğiniz lisans eğitiminin önceliği yani araştırma değil lisans eğitiminin önceliği. Ondan dolayı benim deneyimim çok yüksek oranda pozitif geçti. Bunda elbette doktora da e, lisansta beraber çalıştığım özgür hocanın çok İlk faktörü hı hı. var, etkisi var. Yani o olmasa çok farklı olur Yani bir kişi çok büyük etkiler yaratabiliyor hayatınızda. Ve um, aldığım derslerden de epeyce bir şey öğrendim ki herhalde. Doktoradaki aldığım derslerde mesela hiç zorluk çekmedim yani. Veya beraber işte farklı okullardan, Amerika'nın... Elit kolejlerinden gelmiş insanlarla fizikte artışırken hiç bir problem yaşadığımı hatırlamıyorum yani. Eksiklikleri neler? Ona gelirsek. Eksiklikleri aslında Türkiye'deki herhangi bir okulun eksiklikleriyle aynı. Bunların başında şey geliyor. Yani etrafınızdaki insanların etrafınızdaki kaliteli insanların çok az olması. Yani beraber oturup fizik tartışabileceğiniz işte sınıfınızdaki hı hı. arkadaşların hı hı. Amerika'daki okumuş bir insana göre iyi bir okulda okumuş bir insana göre çok daha az olması bir problem. Bir de Bilkent zaten 20 kişi alıyordu sanırım. Evet yani biz, bizim fizik dönemimiz kanka. daha da küçüktü yani. Hı hı. Yani 20 kişi alıyor. Hani o şey değil. Birinci sınıfın sonunda 20 kişi oluyor demek, demek değil. Tamam Evet, evet. Birinci sınıfın yani. sonunda 5 kişi kalıyor yani. yani o... Evet. Bizim okulda da 5 kişi kalıyor genelde. Evet um... Ve şey de tabii bu yani şey olarak da öyle, hoca olarak da öyle. Yani Amerika'da gidip mesela bir hocayla oturup konuşabilirsiniz yani rahatlıkla onun ne yaptığını ofisine gidip. Bilkent'te de bu rahatlık sahibi olan hocalar vardı ama genel olarak mesela Amerika'da bu tarz imkanların daha fazla olduğunu düşünüyorum. Araştırmaya ekspoze olma yani araştırmanın size görünür olması, sizin Araştırma okulda yani yapabilmeniz, çalıştığınız okulda yapabilmeniz imkanları çok daha fazla. Hı hı. Türkiye'deki okullarda bu imkanlar çok fazla yok. Bunu yapan bireysel hocalar var. Ama dediğim gibi böyle bir şey kültürü genelleştirmiş bir okul yok. Hı hı. Ve işte şey tabii ki eksikliklerinden bir tanesi de şey oluyor yani bu çok farklı araştırma alanlarını deneyimleme şansınız çok olmuyor. Evet. Genellikle şeyler var hani standart konularda çalışan ve işte yani sonuçta insanlar şey yapıyorlar değil mi? Yani işte funding'in olduğu düzeyde çalışıyorlar yani evet. size ne kadar araştırma desteği verilirse hangi konulara araştırma desteği veriliyorsa Türkiye'de onlar üzerine çalışıyorlar. Hı hı. Onlar da çok çeşitli değil yani. Ee, dolayısıyla onun şeyini yaşıyorsunuz yani çok mesela gittiğiniz zaman ya bu böyle konularda çalışan insanlar mı var diye şaşırıyorsunuz. Hı hı. Hani eğer öyle bir okuldaysanız onu şaşırmıyorsunuz yani onu biliyorsunuz zaten. Hı hı. o tarz şeyleri var. Ama eğitim olarak bunlar sizi çok etkiliyor mu lisansta? Çok da etkilemiyor. Çünkü dediğim gibi öncelikli olan lisans eğitim olduğu için ee, orada çok bir kaybınız olmuyor. Hani şöyle diyeyim mesela lisans eğitiminden almak istediğiniz parçayı yüzde yüz hayal edin. Bunun yüzde sekseni, yüzde doksanı lisans eğitimi. Onun yüzde onluk kısmı işte şey bu bahsettiğim şeyler onları alamıyorsunuz yeteri kadar. Hı hı. Anladım. Onun için de mesela şeyiniz çok olmuyor. Kaybınız. Hı hı. Küçük ço parçayı kaçırıyorsunuz. Yani. Ha, bu parça elbette şey oluyor. Doktora da tam tersine dönüşüyor. Yüzde doksanlık kısım bahsettiğim şeyler. Yüzde onluk kısım eğitim kısmı oluyor. Hı hı. O zaman da şey oluyor yani. Ha, kaybınız drastik boyutlarda olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Teşekkür ediyorum. Hı hı. Son sorumuza geçiyorum. Bir sorun daha vardı yani bu uzun soruda bir şeyler daha sormuştun sanki. Şeyi sormuştum ondan da aslında biraz bahsettim diye tekrar şey yapmadım. Ee, Bilkent'ten Harvard'a gidince farklı bulduğun şeyler. evet <laughs> ha evet. Sorunlar evet. mı buydu? Okuldaki şeyler vardı. Ee, geleneksel farklılıklar dedin. Farklı bulduğun şeyler. Hı hı. Ee, yani evet aslında birazcık bahsetmiş olduk. Ee, yani bu işte şey farklılıkları var. Araştırmadaki diversity'nin şeyini fark ediyorsunuz. Yani insanların yaptığı araştırmaların çeşitliliği. Hı, hı. Um, işte şeyleri fark ediyorsunuz. Yani alandaki çalışan um, insanların işte nerelerde uh, hangi problemler üzerine ne metotlarla uğraştığını fark ediyorsunuz. Onları çok görme şansınız olmuyor lisanslarken. Hı, hı Ve şeyi de çok hani ilginç oluyor bana kalırsa. Yani işte böyle bir sürü mesela bu alanla ilgili konuşmanın olduğu bir ortama ve etkinliğin olduğu bir ortama gidiyorsunuz. O da çok um, pozitif bir etki sağlıyor. Evet. Yani her hafta mesela şey oluyor işte Science Book Talk Series oluyor Harvard'da. Mesela bir tane işte önemli bir popüler bilim yazarı genellikle işte gelip şey yapıyor. Kitabını tanıtıyor, konuşuyorsunuz yani. insanlarla tanışma şansınız oluyor. Ben o, o şekilde birçok insanla tanışıp mesela sohbet etme sonrasında hatta şeye kadar giden yani arkadaşlığa kadar giden şeyler kurma şansım oldu yani işte bunlardan bir tanesi şey mesela belki Ramakrishna meşhur Nobel ödüllü protein ribozomun yapısını çözen <laughs> teorik fizikçi sonrasında moleküler biyolog i̇şte Lee Smolin var mesela The Trouble with Physics kitabının yazarı <laughs> şeydeydi nedir o Perimeter Enstitüsü'ndeydi ya bu tarz insanlar mesela sizin şeyiniz oluyor yani. Etrafta gördüğünüz insanlar haline geliyorlar. Yani gelip gidiyorlar yani işte şey oluyor. Bu tarz konuşmalar oluyor. Onun dışında bilimsel konuşmalar oluyor her hafta. Yani onun dışında şeyler oluyor. Alanınızda özel mesela konuşmalar oluyor. Sizin böyle haftada iki üç tane gidebileceğiniz çok kaliteli şeylerin olduğu bir ortama gel geliyorsunuz. Etrafınızda müzeler oluyor mesela. Doğa tarihi müzesi. Ben daha dün oradaydım. Çünkü dün mesela bir şey üzerine çalışıyorduk yanımda da şu an şey var bir tane master öğrencisiyle beraber çalışıyoruz ona işte bir şey anlatıyordum ve işte şey dedim yani bu müzede var gidip şuna bakalım dedim yani beraber gittik müzeye Doğa Tarihi Müzesi'ne Harvard'ın iki bina ötesi Hı -hı. girdik mesela zaten benim öğrenci olarak bedava giriş hakkım var yanımda da bir tane guest getirebiliyorum Hı -hı. hemen girdik mesela mineralojik şeyine orada gösterdim bak buna benziyor Sonra benim en sevdiğim müze jarnası olabilir Evet. Ya bu tarz şeyleri yapabiliyorsunuz. Ha. İşte iki adım ötesine gidiyorsunuz mesela yine um, bir kütüphaneye işte istediğiniz konuyla ilgili işte yazılmış bütün şeyi bulabiliyorsunuz külliyat. Um, veya işte her hafta klasik müzik konserleri oluyor şeyde. Sanders Oralara gidebiliyorsunuz. Yani Bil Bilkent'te de bu imkanlar kötü değildi hı hı. bari. Aa. Ama hani bu tarz bir sizi entelektüel olarak geliştirecek bir bubble'ın içine girmiş oluyorsunuz. Amerika'daki iyi okullarda. Ve şeyde de yani Avrupa'daki bazı okullarda da. Öyle bir farklılık ederim. var. Hı hı. Son sorumuza geçiyorum o zaman. Doktoroda ilk senene gitsen neyi farklı yapardın? Ve de Lisans birinci sınıfa gittikten neyi farklı yapardın? Hmm. Soru şey sorusu ya. <laughs> Nedir o? Aa, ya şöyle bu soru niye sorduğunu biliyorum ve kötü bir soru değil ama şöyle bir problemi olan bir soru. Eee... O tarz mesela belli şeyleri e, yapmamış olsaydın olsaydınız yanlışları, e, o zaman mesela onun o yanlışları fark edip onları çözerken ki gelişim sürecini kazanmamış oluyorsunuz. Ya tabii mı? ki, evet. Yani şey değil. E, yani belli hatasız bir süreç geçirmek konsepti gerçekçi ve çok da düşündüğünüz kadar iyi bir süreç değil. Onun için hani şey bütün işte doktora yapmış çok akıllı 10 tane insanı toplayalım. Onların yaptığı hataların hepsini dinleyelim ve onları yapmayalım derseniz de muhtemelen hata yaparsınız. Tabii ki yani, ama, ama senin ben de faydalı yani. olduğunu düşünüyorum. Hani evet, bir söz evet. vardır ya akıllı insan kendi hatalarından ders çıkarır. Daha da akıllı insan başkalarının hatalarından ders çıkarır. Evet, yani. evet. Yok niye sorduğunu biliyorum ama hı. onu aa, onu söylemiş olayım yani. Hani zaten farkındasınızdır. Hı hı. A, lisanstayken ne olabilir? Ya çok da bir şey diyemem doğrusu. Çünkü ben lisans birinci sınıftayken çok Zaten uzak... Harvard'a gittim yani daha da neyse. Çok... <laughs> Ondan dolayı değil de çok yani bir uzak birinci sınıfta çok yoğundum ben. Yani hı, hı. işte dönemde 8-9 ders alıyordum şeyle yani 2-3 tane imzayla. Hani bizim vermiyorlardı çünkü 5-6 dersin üstüne. Hı hı. Ben işte hocalarla özel olarak konuşup mesela kimya bölümündeki körikulumu da alıyordum. Hı hı. Mesela hoca çok da sevdiğim bir işte var. Emre hoca şey yapıyordu mesela. Dersin laboratuvarlarını hafta sonu gel yap diyordu yani. bana. Ki sana dal düşünmedin mi peki? Yok yani. Aynı hesaba bana. geliyor gibi oluyor çünkü. Yok yani çünkü bütün dersleri almıyordum. Hı. İstediğim derslerin, hı. iyi hocaların derslerini alıyordum sadece. İşte şey diyordu mesela sen hani normalde benim şeyime fit etmiyordu dersler. Aa, i̇şte... işte Nedir o? Haftalık programıma denk gelmiyordu. Onun işte hı hı. üst üste çakışıyorlardı. Ee, i̇şte bazı hocalardan rica edip hafta son laboratuvarları gidip orada yapıyordum falan şeydi yani ben yani birinci sınıf benim kafamda şey zaten çok olmamış gibi <laughs> nasıl geçtiğini de çok anlayamadım. Çok yoğun geçti. Ee, hı hı. Çok çok çalıştım yani. Ee, ondan dolayı çok daha bir şeyim yok. İyi ki de çalışmışım. Çok çalıştım derken şey gibi oluyor. Hı hı. Kötüymüş, ...kötüymüş gibi duruyor. Ne ne yapabilirdim mesela? Birinci sınıfta belki... I don't know yani. Bilmiyorum. Belki bir enstrümanla falan birazcık daha aşırı meşhur... ...olabilirdim. Piyanoyla falan. Böyle bir işgali Doktoranın birinci sınıfında... ...ne yapabilirdim? Daha iyi. Derslere daha az ağırlık verebilirdim. Yani aldığım derslere... Hani ben Kaç işte ders şey... aldın acaba doktor süresinde? Sekiz tane zorunlu aldım. iki tane de şeyden aldım yani. Peki, Almak hı. Yani almam gerekmediği halde aldım. Ne On mı? tane ders aldım toplamda. Sekiz tane zorunlu zaten. Hı hı. Um... Aslında şey, sekiz dersin bir tanesini sınavla geçtim. Dolayısıyla yedi ders artı bir sınav. İşte Hangi onda, dersi? İstatistik, fizik. Tamam. Hatırlıyorum. Hmm. Bir şey videondan hatırlıyorum. Sanırım 3 farklı ders almıştım lisanstayken. Evet, evet. Hı -hı. Sonrasında da işte MIT'de şeyin derslerini dinledim. Hı -hı. Mehran Kardar'ın. Hı -hı. Şu. Hı -hı. Evet. Benim yazarım. Onun istatistik fizik derslerini dinledim. Aa, ne diyeceğim çocuk Ha şey derslere daha az ağırlık aa, verirdim. Yani o zaman hani şey istiyordum yani orada ortalama ortalamam olsun istiyordum doktora da. Ki who cares yani 4.0 ortalamayı doktora da. Hı hı. Onun için derslere birazcık olması gerektiğinden fazla çalıştım düşünüyorum. Hı hı. Hı hı. Daha fazla daha az çalışıp derslerden A almak yerine belki C şey alsaydım daha fazla şey üzerine düşünebilirdim Ne kadar çalıştım peki? Böyle bir quantify edebilir misin? Um, yani derslere mi? Evet. O ilk senedeki ders ve research oranı nasıl oluyor onu merak ediyorum. Yine tabii herkese farklı Aha. oluyordur ama. Herkesin farklı oluyor. Benim işte şey gibiydi yani yüzde elli yüzde elli gibiydi. Hı hı, anladım. Hani o mu, doğrusu bence yüzde yetmiş beş yirmi beş falan gibi yani. Hı hı. Evet. Ama yani bu dediğim gibi bu o kadar da kötü bir şey değil yani. Sonuçta benim bazı birkaç aldığım dersten mesela edindiğim fikirleri ben hala kullanıyorum araştırmamda. O Hı -hı. direkt o derste öğrendiğim fikirler. Yani işte şey bilemiyorsunuz. Yani bazen mesela ya derslere de bu ara çok ağırlık veriyorum deyip bir dersi kaçırırsınız. O derste öğreneceğiniz şey çok da önemli olabilir yani. Hı, -hı. Evet. Ha bir de şey yapardım. Bu birazcık daha önemli derslere göre muhtemelen araştırma konumu birazcık daha geç seçerdim. Daha geç. Hı hı. Yani belki bir üç ay sonra, altı ay sonra. Hı, -hı. Doktoraya başlar başlamaz laboratuvara girmek değil de Bu senin elinde daha... olan bir şey mi oluyor peki? Hı hı. Evet, Harvard'da şey var. Muhtemelen diğer okullarda da benzerdir yani. İlk iki, ikinci senenizin sonunda hocanızı belirlemiş olmanız gerekiyor bazı okullarda mesela benim baktığım ıı, direkt başlatıyorlar. Evet ya bazı Belli okullarda oluyor. Avrupa'da özellikle doktora da zaten şey orada yüksek lisans yapanlar geldiği için zaten hı hı. bir de şey oluyor orada hocaya başvurup geliyorsunuz yani hocanızı belirleyip geliyorsunuz. Onun için ekstra bir hoca belirleme süreci olmuyor. Amerika üzerinde yani. dedim aslında yani Amerika'da da baktığım birkaç okulda hemen başlatanlar vardı. Hı hı. Ee, 6 ay sonra başlatanlar var. Ya işte bizim okulda öyle değil yani. Bizim okulda birinci sınıfın sonunda genellikle seçilmeni, seçilmenizi istiyorlar. <laughs> Ama şey yani teorik sınır iki sene sonu. Hı, <laughs> Ama genellikle insanlar birinci senenin sonunda seçiyorlar. Özellikle teoriciler çok bekletiyorlar. İki sene falan bekletenler genellikle teoriciler. Onlar çünkü bazen kendileri de iş yaptıkları için, hani laboratuvara girme ihtiyaçları olmadığı için. Onlar şey yapabiliyorlar, daha fazla sık grup değiştirebiliyorlar, girip çıkıp deneyip işte şey yapabili baka bakabiliyorlar falan. Hı hı. Onun için teori yaparsanız daha da geç, teori yaparsanız birinci senenin sonunda seçmek, deney yapıyorsanız da işte üç aylık, altı aylık bir süre vermek bence makul olabilir yani. Anladım. Tamam. Sorularımız bu kadardı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür için. ederim. Güzel soruların için. Ee, çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Ee, Bunu şey kaydı aldın, Bunu şeyde de yayınlarız. Nedir o? Benim kanalıma da koyarım eğer senin izin olursa. kisinde de tabii. yayınlayalım. Tabii tabii. Olur. Ee, o zaman iyi akşamlar diliyorum.